Cında bir gemi resmi var. Yani bunlar nerede var? Onu söyleyeyim. Kitabe var. Davud'un kılıcıyla birlikte gelen bir kitabe var. Yani Yavuz Sultan Selim bunu Mısır'dan getirmiş. Şimdi bu kitabenin bir yüzü var. Bir yüzünde bir gemi resmi var. Bir diğer yüzünde de bir metin var. Metinde isimler geçiyor. Kılıcın hikayesi anlatılıyor. Serüveni anlatılıyor. Şimdi bu gemi resminde ebced değeri olan bazı şeyler var. İsimler, numaralar bulunuyor. İkincisi, o diğer metinde de peygamber isimleri geçiyor. O hikaye anlatılırken. O peygamber isimlerini de toplayarak ebced değerleriyle bir hesaplama yapıyoruz. Kılıcın üzerindeki gemiden de hesaplama yapıyoruz. Bu hesaplar aynı rakamları veriyor. Bunlar aynı şekilde Yuşar Tepesi'ndeki kitabelerdeki hesaplamalarla da aynı rakamları veriyor. Burada rakamlar hangisi? Rakamlar şu mesela Davud'un kılıcında 880 rakam var. Ebced olarak 880? Yok zaten Arapça yazılmış. Ben onu bir şey olsa çizsem mesela bak şurada var burası alıyor mu? Ya olabilir. Şunu alıyorsa şöyle kameraya gösterelim. Mesela bu Davud'un kılıcındaki şunu gösteriyorum. Gemi resmi stilize edilmiş hali. Mesela şurada 880 yazıyor. Şurada tek bir kamera var. Kameranın KMR kamerdir. 340 eder ebcedi. Burada alelloh yazıyor. Alelloh. Alelloh'un karşılığı 135. Şurada zaten rakamla Arap rakamlarıyla 12 yazıyor. Bir de burada şöyle kapalı bir alan içerisinde 8 tane kamera var. Bu kameraların içerisinde de mim, elif ve b harfleri var. Bunların da değeri b'nin 2, elifin 1, mim'in de 40'tır. Bir de şurada çapa yerinde geminin 68, Arapça 68 rakamı var. Şimdi biz bunlardan hesaplamalar yapıyoruz. Mesela ben birinci hesabı söyleyeyim. 840 ile 43. Neyi topluyoruz? Şuradaki 840 rakamı ile şu kameraların içindeki harflerin karşılığı olan 43 rakamını topluyoruz. Bu kameralar kapalı bir alanda olduğu için bu bize geçmişi temsil ediyor. Kapalı bir alanda geçmişten bir tarih bulmamız lazım. 880 ile 43'ü topladığımız zaman Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethettiği tarih çıkıyor. Hicri tarihle 923. 1516 yılı eder. Miladi olarak. Hicri olarak 923. Zaten oradaki kitabenin altındaki yazım, metin kısmında da, Arapça olan kısmında da Elif Mısır'a intikal edecek derken, yani Osmanlı'nın Mısır'a girişinin, Mısır fethini de yazılı olarak da veriyor oradaki tarihin yanı sıra. Daha Mısır sonra da, şu önden önemli. Halifelik geliyor sonrasında. Halifelik tabii, geliyor. Tabii. Sonra işte aynı şeyin ifadenin devamında da Osmanoğulları devleti tamamı erdikten sonra diyerek devam eden cümleler var. Yani yükselme dönemi zaten. Osmanlı devletin tamamı ermesinden mesela Osmanlı devletinin yıkılışını söylüyor. Yani Mısır'a girişinden giriyor. Yıkılışından bahsediyor. Osmanlı Devleti yıkılacak diyor. Ondan sonraki bir dönemi anlatıyor. Yani orada tamamen metinde de. Kitabenin tarihi ne zaman? Kitabenin bunu tarihi Araplar yazmışlar. Şöyle. Peygamberimizden sonraki Mısır valisinin zamanında. O valide kimdi? Hazreti Ebu Bekir'in. Yok. Melik. Peygamber yani Mısır'ı fethetmiş Müslümanlar. Peygamberimizden sonraki. Evet. Hazreti Ebu Bekir halife olmuştu ya. Evet. Birinci ilk halife. Evet, onun oğlu var. Muhammed ismi. Onun oğlunu Mısır'a vali olarak gönderiyorlar. Onun zamanında Araplar bu kitabeyi düzenlemişler. Tabii zaten o metin başlarken Ali buyuruyor ki diye başlar. Anlatıyor Hazreti zaten Ali kitabı. Şöyle dedi diyor. Yani ona izafe edilen bir metin. Ama onun kalemiyle değil de ondan sonra yazılmış olduğu zaten kendi metnin anlatış şeklinden de belli. Orada öyle bir hikaye anlatıyor. Onu da zaten 1953 senesinde Tahsin Öz bir kitap yazıyor. O Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürü. O dönemki müdürü. Ve Emanat-ı Mukaddese diye bir kitap yazıyor ve orada bu kılıcın nasıl bulunduğunu, depodan çıkarılışından tutun da envantere alınana kadar, teknik özelliklerine kadar hepsini orada anlatıyor. Serüven öyle başlıyor. Zaten oradaki şeyler var, kehanetler başlıyor. Mesela bir kısmı gerçekleşti. Nedir o mesela? Mısır'ın fethi. Ama onun dışında başka şeyler var, kehanetler var. Ve Osmanlı Devleti'nin tamamından sonra işte Türkiye Cumhuriyeti birçok Türkiye'den sonraki olaylarda Türkiye'nin tarihini anlatıyor ama geleceğe yönelik tarihini anlatıyor o metin. Evet. Türkiye de var, Türkiye'nin geleceği de var. Onu bu akşam biraz süremiz şimdi, kısa olacak süremiz ama bir dahaki kısa, programa gelecek ay. Yani burada mesela daha çok detaylı bir var. Şekilde güzel bir program yaparız inşallah. Ben kısaca söyleyeyim. Mesela burada bulunan tarihler 1897 miladi olarak veriyorum kısa. 1897 bu İsrail'in kuruluş tarihidir. Nasıl kuruluş tarihi? Hiç toprakları yok iken
İsviçre'de karar alınıp 1. İsrail Kongresi yapılıp kurulan tarihtir. Bu Siyon protokolleri, Siyon imzalandı. 1. Kongre. Şimdi bu diğeri 1948 yılı İsrail'in kuruluş tarihi, direkt açıklanış tarihi dünyaya. Ondan sonra ilginç bir tarih var, 2015 yılını gösteriyor. Bu 2015 yılına geldik zaten, bakacağız yakın, bir sene sonra, 1,5 sene sonra. Ondan sonra 2055 yılı var. Ondan sonra arada da 2030 yılı var. Fakat Yahudi kaynakları şeyi söylüyor, 2018'den bahsediyor. Yani 70. 2018'den çok var. Müştak Baba'nın bahsettiği çok şeyler var. Müştak Baba'ya geçeceğiz, vaktimiz var ona. 2030 yılına kadar çok şeyler var. Olacak olan. Yani bu tarihleri ilginç olması, hepsi İsrail'le ilgili çok önemli tarihler. Evet, 1997'de, 1948'de, 2015'e zaten göreceğiz önümüzde yakın bir zaman. Aynı şeyler Yuşa Tepesi'nde de var. Niye bunu hani burada konuşuyoruz? Aslında çok özelliği var. Yuşa peygamber, Davut peygamber, biliyorsun İsrail şeyleri. Sembol İsrail zaten. Sevilenler, yani içeride gözüken en önemli peygamber. İşte Musa Süleyman'dan da bahsettiğimiz zaman bu grup içerisinde çok önemli, önemi haiz peygamberler. Yuşa peygamberin önemi şu, ordunun başkomutanı. Başkomutan tabii. Ve burada giriş yapıyor İsrailoğulları. Şimdi bugüne baktığımız zaman bunu nasıl anlayabiliriz? Yani tarihleri başlamış gibi bir bölüm diyelim biz buna. Tabii şimdi, tabii. İsrailoğulların modern girişi de zaten bugünlerde oluyor. O zaman onlar kendileri kutsal topraklara Mısır'dan çıkıp giriş yapıyorlardı. Bugün de 2500 sene aradan sonra İsrailoğulları yine kutsal topraklara giriş yapıyorlar. Ne dedik buradaki tarih? 1897 yılında toprakları yok iken İsrail Devleti kuruldu, sınırları çizildi ve kararlar alındı. Ondan sonra İsrail topraklara sahip oldu. Theodor Herzl'dir yani bunu. Theodor Herzl. İsrail'de. Yani şimdi bugün bu giriş süreci yaşanıyor. O zaman şunu diyorum ben, bugün aslında modern bir Yuşa dönemi yaşanıyor. O zaman bu Yuşa peygamberin anlattıkları veya Yuşa tepesinin anlattıkları önem kazanıyor. Bu Davud'un kılıcı da önem kazanıyor. Çünkü Davud şu sembolü veriyor. Yuşa'dan sonra İsrailoğullarının karşısındaki rakibi yenmelerinin sembolüdür Davud. Çünkü Calut'u başından keserek yok ediyor, ikiye ayırıyor. Bu bize Davud'un kılıcı diye gelen kılıç aslında Tevrat'ı okuduğumuz zaman Calut'un kılıcı olmuş oluyor. Çünkü Davud'da bir kılıç yok idi. Sapan vardı elinde, evet. Ve sapanla vurmuş idi. Calut'un kendi kılıcını alıp onun kendi kılıcıyla kendi başını kesmiş idi. Kesti. O zaman şunu anlıyoruz. Yani bu İsrailoğullarında olmayan bir kılıç. Gene onlarda değil. Şu anda peki, bizde. Ben size sizi çocuklar çok önemli bir şey. Detaylı sonra yayından sonra açıklarım, evet. Ama çok üstün körü bir şey geçeceğim. 2008 kışında gelip o kılıç üzerinde büyük bir çalışma yaptılar. İsrail'den gelip. Yapmışlardır. Doğrudur. Yaptılar. Bizimkiler yani işte biz bu kadar yapıyoruz. Biz ilgilenmiyoruz. Yani biz Türkiye'de meraklı ama bu konuda çok meraklı milyonlarca kişi var. Daha sonra benim mailler de çok geliyor. Onlar şunu yapmışlar. Zaten bu kılıcın ya üzerindeki şeyler belli. Ama orijinalinde var mı yok madem mu? İşte diye. Neye dönüyor biliyor musunuz? En son bir tabii bu araştırma yazarlığı falan deyince her an her şey geliyor. Abi bilgiler şimdi falan. Bak bakacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Hamzacığım şunu söyleyeyim de. Nostradamus'un kehanet meselesine dönüyoruz. Çünkü ben belgesellerde Nostradamus'un kayıp kitabından bahsediyor falan. Ya kardeşim adamın kayıp kitabı yok ki, bir tane var. Yüzyıllar yazdı işte kehanetleri bilmem neyi falan. Meğersem 1946'da Amerikalılar Paris'i falan kurtardılar. İkinci Dünya Savaşı Alman işgalinden. 46'da bütün her şeyini toplamışlar Nostradamus'un. Orijinal tüm çalışmalarını, tamam. Belgelerini, evraklarını götürmüşler Amerika'ya. Şimdi kendileri üzerlerinde çalışıyorlar. İstedikleri zaman istediği bilgiyi açıyorlar. Biz bak bununla ilgili 2012 yılında bir makale hazırladık ve yayınladık ve daha önce bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Bu tarzda böyle kaynak teşkil edebilecek. Davud'un kılıcı ile ilgili. Ve ilk de yapan biz yayınladık yani bununla ilgili bunu. Ve Hamza'nın aynı zamanda Anahtar TV diye bir sitesi var. Oradan evet, da Anahtar.tv onu da söyleyeyim. Anahtar.tv.com yok. Yok Ahmet mu? Abi de orada yazıyor. Anahtar ben de orada yazıyorum. Anahtar yazıyorsunuz. .tv. Anahtar TV. Orada yayınladık. Canımız çıktı oradaki bazı belgeleri, dokümanları Topkapı Sarayı'ndan edinelim diye. Ya şimdi bir sürü insan araştırmacı olabilir. Gittiğiniz zaman, başvurduğunuz zaman size şey yapması lazım. Vermiyorlar. Şahıs araştırmacılara vermiyorlar. Gittik Marmara Üniversitesi'nden yazı aldık bilmem ne. Yani şu araştırmacıların önündeki bu bürokrasi kalksın yani. Daha çok enteresan bir şey söyleyeyim. Şeyin altına tekrar çalışma yapmak için girmek istiyorlar. Ayasofya'nın altına yok, izin vermiyorlar. Yok dilekçeler, yok bilmem neler. İzin vermiyorlar. Yani basitleştirilmesi lazım. Yani bu yabancılara açık ama ben size söyleyeyim. Hiç bürokrasi. Yabancılara açık. Kim istiyorsa ona geliyor. Hatta bugün
Piri Reis'in haritasının orada sahtesi kaldı. Gerçeğinin Amerika'ya gittiğini söylüyorlar. Yok piyasada. O çekip üstü kapatılıyor. Harita şu anda. Açıklasınlar o zaman. Açıklasınlar tabii. Yani oradaki yani harita bak, gerçek mi doğru şunu mu? Şunu söyleyeyim konunun burasında. Şimdi zaten yabancılar bu işin özünü biliyorlar. Bu bilgiler hepsi onlarda mevcut. Bilgiyi bilmeyen biziz. Bizim milletimiz. Biz de arada böyle birkaç çıkıyoruz. Ya bu millet bir şeylerden ya öğrenelim biz de haberimiz olsun. Biz de bilgi sahibi olalım diye araştırdıkça bizim de önümüz kesiliyor. Şimdi bunun doğru, hikmetini anlayamıyorum ben. Yani zaten bilmeyen biziz, bilgi öğrenmek isteyen biziz, bir de önümüz kesilen tabii biziz. Tabii bak şimdi o şey aynı şey. Benim 21. yüzyılda metafizik savaşları. Çok büyük bir dağıtım şeyse, kitap evet. firması dağıtmıyor. Açık ve seçik mağazalar olan şey. Yani senin önün kesilmiş herkes, demek. O mesele. Yani şimdi burada aslında bu konuları bilirsek biz, bilinçleniriz. Şu anda etrafımızda ne oluyor, ne dönüyor, hangi oyunlar oynanıyor onları da anlarız. Çünkü ben bu işlere girmeden önce, yani bu araştırmaları böyle yoğun olarak yapmadan önce dünyada olup bitenden ezbere bir şeyler biliyordum. Fakat şimdi olup bitenin nereden kaynaklandığını bile anlayabiliyorum az çok. Allah şükür. Neden? İşte bu gizemli bilgilerden bir şeyler öğrendiysem eğer. Bak çok kısa mesela Ahmet abi de biliyor. Bundan bir 5-6 sene falan oluyor herhalde. 5 sene falan oluyor. Bir televizyon programı yapıyoruz başka bir kanalda ve orada İsrail ile ilgili konuşuyoruz, vaat edilmiş topraklar vesaire falan. İsrail'in hoşuna gitmeyen bazı şeyler söyledik herhalde ki bilmiyorum artık ne o onu da. Birdenbire benim bilgisayarımın ekranı karardı. Basıyorum düğmeleri gitmiyor. Bana Tevrat'tan pasajlar geliyor. Bakın televizyon binasının içerisinde o kadar bilgisayar var. Adamlar tak benim bilgisayarı buldular ve oradan gönderiyorlar metinleri. Bu topraklar İsrailoğullarına vaat edilmiştir. Basıyorsun düğmeye gitmiyor. Ama onu tabii İsrail yaptı tabii, diyemeyiz de yani birileri yapmış. Yani o teknik kabiliyete sahip kim yaptı? Artık herkes onun kendi yorumunu yapsın. Oradan print screen görüntüsünü falan almıştım. Belgeledim meseleyi. Hatta o zaman canlı yayında oldu olay. Canlı yayında da bunu şey yaptık yani. Açıklarım. Demek istediğim bu meseleler önemli meseleler. Bilmeyen biziz. Öğrenmesi ihtiyacı olan biziz. Zaten karşı taraf bunları biliyor. Onlar onları engellemesi şu sebepten. Bizim öğrenmememiz için. Onlar biliyorlar. Şimdi bilgiyi bilirsen tedbiri alırsın. Ahmet sana bir örnek vereyim mi? Bak şimdi çok enteresan. 1963 Danimarka'ya hatırlıyorum şeyi. Bunu çok şey yaptım da epey bir şey öncesinde. Moshe Dayan vardı eski. Evet, tek meşhur şeyleri başbakanı. Oraya gidiyor. Danimarka başbakanı görüşmeler falan basın toplantısına geçiyorlar. Danimarkalı bir gazeteci çıkıyor diyor ki sizi diyor Müslümanlarla savaşınız olacak işte Armageddon'dan bahsediyor. Böyle böyle diyor işte diyor Garka Tacı diyor dile gelecek arkamda Yahudi var gel öldür diyecek. Hani bundan bahsediyorum şey falan. Danimarkalı gazeteci yıl 1963. Hani şimdi bugün deseler anlarım yani internet evet. bilgi bilmem ne. Adam o zaman diyor. O zaman da diyor ki Moshe Dayan gülüyor biz diyor ağacı zaten dikmiyoruz kararı aldık diyor. Yani bu hadis sahte olabilir. O garkat ağacı nasıl yorumluyorsun sen? Garkat ağacı başka bir şey canım. Biz, mesela, bizim düşüncemize geldiğine göre. Ağaç dediğin şey şecere. Şecere tabii yani o farklı ama burada ağaç şeysi var, mesajı var. Ya biliyorlar. O yani. Her ihtimale karşı tedbir alıyor ya. 1963. Şimdi bunu biz Türkiye'de 1963'de yazsak, anlatsak bize deli derler. Ben sana biraz buna benzer bir şey anlatayım. Mesela Müştak Baba'nın ben bazı şeylerini... Müştak Baba'ya da geçelim. Yani bir şeyler 15 dakika. Anlatıyorum. İşte şu tarih, bu tarih. Bazısı çıkıyor, bazısı çıkmıyor falan. Ama burada bana şu itiraz oluyor. Sen bunları anlatma. Niye anlatmayayım? E işte...